Efendim Söz Milleti'nden herkese merhaba. Ben Bekir Mert. Bugün vatandaşlarımıza helalleşme açıklamasını soracağız. Helalleşmek nedir diye soracağız. CHP lideri Kılıçdaroğlu helalleşmek istiyoruz ifadesini kullanmıştı. Peki bu sokakta nasıl yankılandı acaba? Vatandaşlar bu konuda neler düşünüyor? Dilerseniz koltuklara yaslanın ve yanıtları dinlemeye geçelim. Helalleşmek sizce nedir efendim? Ya helalleşmek yani dinimizce çok önemli olan bir şey. Cenab-ı Allah'ın kullarına birbirlerine helalleşmeyi tavsiye ettiği bir durum. Önemli yani. İnsanların helalleşmesi gerekir. Biliyorsunuz CHP lideri Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Geçmişte yaptığımız hatalar var. Helalleşmek istiyoruz diyor. O bir maksatta dediğini zaten vatandaş biliyor. Helalleşmeyi o manada kullandığını ben düşünmüyorum zaten. O başka siyasi bir amaçla söylenmiş bir helalleşme diye düşünüyorum onu. Ne olabilir siz yani şimdi 28 Şubat dönemlerini mi hatırlıyor? Ya artık yani o kadar ne düşündüğünü bilemem tabii ama şunu iyi biliyorum ki oy alacağı kişilere verdiği bir mesaj olarak değerlendiriyorum. Seçim öncesi yapılan bir şey. Evet aynen. Aynen. Muhafazakar kesimden oy almak amacı. Muhafazakar kesimden de değil, onun oy alma diye düşündüğü kesimden oy almak için konuştuğunu düşünüyorum. Hangi kesim efendim? Valla HDP tabanı diyorum ben. Helalleşmek birine birinin hakkını yemek veyahut birinin hakkına kul hakkına girmek veyahut birine zarar dokunmak. Yani o kişinin, o karşıdaki kişiye zararı dokunduysa onda helallik ister. CHP lideri Kılıçdaroğlu geçen açıklama yaptı. Evet. CHP'nin geçmişinde hatalar yapıldı. Biz evet. Helalleşmek istiyoruz dedi. Evet. Tabii gerçekten yani o lafta kalmasa, gerçekten helalleşmek isterse çok güzel bir şey. Sonuçta hepimiz bu dünyayı terk edip gideceğiz ahirette. Hepimiz hesaba çekileceğiz. Eğer bu dünyada kendini helal ettiremezse öbür dünyada zaten hesabını verecek. Ne yapıldı da helalleşme? Demek ki vardır bir şeyler yapılmış ki helalleşmek istiyor. Yani demek adam o şeyi hissediyor yani. Öyle bir helalleşecek bir konular var ki demek ki adam onu gerçekten yapılmış olan haksızlıklar vardı ki onu helalleşmek istiyor. Yoksa haksızlık olmasa durup dururken neyini helalleşecek yani. Ne tür haksızlıklar yapıldı geçmişte? Demek ki işte o kendisi biliyor yani. O zaten açıkladı. Ben onları bilemem. Onu tam gidip ona soracağım. Vardır bir şey. Ben şimdi durup dururken bir adama ben helalleşmek istiyorum diyemez ki. Yani bir şey tetikliyor ki o dereceye gelmiş, o duruma gelmiş yani. Şimdi mesela 12 Eylül dönemini hatırlatanlar evet, var. Evet. Başörtü konusunu evet. Hatırlatan. Tabii o zulüm yapıldı. Tabii o helalleşecek. Tabii o zulüm yapıldı. Çocuklar okula gidemiyordu, atılıyordu, içeri giremiyordu. Aileleri perişan, kendileri perişan. Yani zorla başını açtırıyordu yani. Öyle tabii ki o helalleşecek. O helalleşti çok güzel olur yani. O dönemin mağdurları, siz o dönemin mağdurları olsanız hakkınızı helal eder misiniz? Ben tabii ki eğer ki gerçekten böyle bir şey olursa helal eden kişi de gerçekten devletin resmi kurumu olarak yani resmi olarak devlet kendisi yani bir şahıs değil de devletin adına yani yapılmış olsa helal ederim. Ama yok devlet değil de bir şahıs çıkmış o zaten onunla bir alakası yok. 12 Eylül'de o nerede? O yapılan zulümler nerede yani onun zamanında yoktu ki zaten. Vatandaşlar diyor ki 2023 öncesi seçim öncesi bir muhafazakar kesimden oy alma çabası. Ya o da olabilir de yani tabii samimi olursa o olmaz yani. Gerçekten samimi olsa o için değildir. Yok samimi olmayıp da zaten Türkiye'de genelde seçim yaklaştığından böyle tür şeyler olur sonra da unutulur yani. Şunu soracağım. CHP lideri Kılıçdaroğlu dedi ki geçtiğimiz dönemde CHP'nin hataları oldu. Biz helalleşmek istiyoruz. Ya neyi helalleşeceğiz? Hani neyini helalleşeceğiz? Ne yaptı ki bize? Ne yaptı ki? Zararından başka karı mı dokundu? Şu anda muhaliftir AK Parti'ye. İyi bir şeyleri demiyor. Gidip bizi yurt dışına şikayet ediyor. Türkiye'nin tüm iç meselelerini dışa aktarıyor. O boş. Onunkisi boş. Şunu soracağım. Vatandaşlar diyorlar ki seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme açıklaması muhafazakar kesimden biraz oy alma çabası olabilir mi? Yok abi. Kesinlikle
Kılıçdaroğlu'nun pili yok. Çünkü Kılıçdaroğlu o partide oldukça o parti ilerlemez. Bir başka biri olsaydı verirdik. Şimdi biz şu anda Tayyip'ten iyisini arıyoruz. Tayyip'ten iyisi de şu anda yoktur. Helalleşme nedir sizce? Helalleşme, sevdiklerinden helalleşme öbür dünyada, haklarını hani helal etmeleri. Bu dünyada ne hakları varsa öbür dünyada da hak, hani hak talep etmemeleri için helalleşme budur bence. Şimdi CHP lideri Kılıçdaroğlu geçen bir video paylaştı. Geçmişte hatalar yaptık, helalleşmek istiyoruz dedi. Neler düşünüyorsunuz? Hakkı varsa helalleşmem. Gerçekten üstümde haksızlık yaptıysa, hakkı da varsa üstümde helalleşmem. Neden bana bir haksızlık yapıldıysa, haklarımda yenildiyse helal etmem. Sonuna kadar da öbür dünyada isterim hakkımı. Peki geçmişte ne hatalar yaptı da şimdi helalleşmeye çalışıyor? Bence çok kişinin hakkını yedi. Şu anda vicdan azabı çekiyor o. Duygu sömürüsü bence bunlar. Seçim öncesi bir şey olabilir mi? Muhafazakar kesimden hadi biraz daha oy almak alayım. Onlarla helalleşeyim. Bence de yani bu partinin verdiği bir oyunlar yani. Biliyorsunuz siyasette bir sürü oyun oynanılıyor. Haksız yere. Ve oynanan oyunlar sonrasında yapacağız diyorlar ama hiçbir şey de yapmıyorlar ya. Hiç kimse sözünü tutmuyor. Tam şimdiye kadar hiç görmedim ben. Gördünüz mü? Görmedim ben şimdiye kadar. Sadece barajı geçene kadar. Sonrası yok. Bence benim gözümde öyle. Geçmişteki hataları hatırlıyor musunuz? Ne yaptılar acaba? Geçmişteki hatalar... 12 Eylül dönemini hatırlatanlar var. Başörtü zulmü deniyor. Evet bak onu söyleyeyim size. Başörtü zulmü. Ben onu hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Üniversiteye gidecek arkadaşlarım vardı ve üniversiteye gidemediler. Hani laiklik bir ülke deniliyor ya. Aslında laik bir ülke değildik biz. Neden laik bir ülke değildik? Kapalı başörtülü bir insan üniversiteye giremiyorsa, ortaokula gidemiyorsa, liseye gidemiyorsa veya bir devlet dairelerinde çalışamıyorsa bu laik bir ülke olmadığımız anlamına geliyor. Laik bir ülke ne demek? Herkes özgürdür, kapalı, açık, hiç fark etmeden istediği yerde çalışma özgürlüğü olması lazım. Hani illaki kadın çalışma özgürlüğü diye bir şey değil. Laiklik budur benim gözümde. Ben bu şekilde bakıyorum. Yani Atatürk'ün zamanında da gerçekten Mustafa Kemal'in zamanında da laiklik vardı. Kapalı, başörtülü, hiç kimse ayırt edilmeden her yerde çalışıyordu bence. Ama şu anda gerçekten CHP'nin zamanında laiklik diye bir şey yoktu. Laiklik diye bir şey yok. Atatürk'ün ilkelerinden gidilmedi. Ben o kadar diyeyim. Sonradan bir bozulma yaşıyorlar sanki. Aynen, sonradan bir bozulma oldu. Ama şu anda laik bir ülkedeyiz. Gerçekten herkes kendi özgür. Yani bilmiyorum, herkes istediği dilediği hayatı yaşıyor istediği şekilde. Kapalı şekilde, açık istediği şekilde. Ha, olması gereken bu. Biz bu Türkiye'de yaşıyoruz. Nerede yaşıyoruz? Laik bir ülkeyiz ve örnek bir Türkçeyiz. Ülkelerden biriyiz. Kimin gücü yetiyor Türkiye'ye? Kimsenin gücü yetmiyor. Ve Türkiye'yi beğenmeyenlere bilmiyorum, bir şey demiyorum. Ben ülkemi çok beğeniyorum. Yani bu ülkede de yaşamaktan gurur duyuyorum. Ne derseniz deyin. Doğru mu? Rica ederim. Efendim, helalleşmek nedir siz? Helalleşmek nedir? Güzel bir soru. Helalleşmek her şeyi geride bırakmak demektir. Yani hiçbir şey hatırlamayacaksın. Geçmiş geçmiştir. Geçmişte kalmıştır hepsi. Önüne bakacaksın. Doğru yol alacaksın. Peki CHP lideri Kılıçdaroğlu, biz geçmişte hatalar yaptık, helalleşmek istiyoruz dedi. Diyebilir. Layıkıyla yaparsa ne âlâ. Ya tabii ki sağ sol diye bir şey yok. Arkasında dururuz. Helalleşir, düzgünce yaparsa işini. Neden olmasın? Ama geçmişten ders almayacaksa o zaman unutsun. Yani özgürlüğüm var şu an benim elimde. Eskiden başörtüsü bir zulmü vardı. Bugün herkes üniversitede bile özgürce. Tabii ki devlet dairesinde bile özgürce. Artık herkes istediği gibi, hatta polisler dahi artık özgürce başörtülü bir şekilde görevini ifa ediyor. Eskiden yoktu. Ya şey gözle bakılıyordu. Çok affedersiniz, öcü gözüyle bakılıyordu bir başörtülüye. Zihniyetimize farklı bakılıyordu. Ama kapalı açık diye bir şey yok. Herkesin niyeti önemli. Onun için niyetimizi güzel alalım. Güzel olalım, güzel düşünelim ve geleceğimiz güzel olsun. Siz bu helalleşme açıklamasını iyi niyetli bir yaklaşım olarak mı görüyorsunuz? Yoksa seçim yaklaşıyor, hadi muhafazakar kesime biraz daha... Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Biraz daha muhafazakar bir kesime yaklaşmak için. Keşke samimi olsa. İnşallah samimidir diyelim. İyi düşünelim. Ama
Daha önce de yaptı buna benzer bir şey. Seçim yaklaşırken verdiği sözler, vaatler olmuştu. Şu an çok iyi hatırlayamadım o vaatleri ama öyle hatırlıyorum çünkü öyle bir vaatlerde bulunmuştu ama yerine gelmedi. Efendim, helalleşme nedir sizce? Helalleşme bir kulun, bir vatandaşın hakkını yediğin zaman helalleşme odur. CHP lideri Kılıçdaroğlu dedi ki geçmişte biz hatalar yaptık. Helalleşmek istiyor. Gelene kadar. O makama gelene kadar asla sarı yok. Zaten başörtüleri okullara, askeriye bir kadının oğlu asker gidip görüşüne giremiyordu. Başını aç öyle gir diyorlardı. Onlara inanmıyoruz kesinlikle. Kılıçdaroğlu'nun dediğine hiçbir lafına inanmıyorum. Hepsi yalan. Helalleşmek. Ne yapıldı da geçmişte ne oldu bugün helalleşmek istedim? Kardeşim, benim oğlum asker, yemin törenine benim ailemin başı kapalı diye gidip görüşüne gidemedik. Yemin törenine giremedik. Başını aç öyle gir. Ya da şuradan başını bağla. Biz bunları unutmadık. Başörtülü kızlarımızın şeyinden, saçlarından tutup başörtülerini kaldırıp atmalarını. Sivas'ta hemşire şey sınavı mı vardı ne? İki tane başörtülü kızı hemşire hanım saçlarını tuttuğu yerde sürüklüyordu. Biz bunları unutmadık ki. Bunlar yalan dolan. Bunlara hiç inanmıyoruz kesinlikle. Amaç ne olabilir? Şimdi bazı vatandaşlarla konuştuk. Onlar diyor ki seçim öncesi yapılan muhafazakar kesimden. Tabii aynısı doğru. Seçim dolayısıyla oy almak için başörtülerden, bizim gibi insanlardan. Kesinlikle inanmıyorum. Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini tutmuyor ki. Ne dediğini, Hakkari'ye gidiyor başka bir şey konuşuyor. Ankara'ya geliyor başka bir şey, Yozgat'a gidiyor başka bir şey konuşuyor Kılıçdaroğlu. Vicdanımız rahat değil kardeşim. Hakkari'de bir ara konuşma yaptık kaç sene önce. Bir tane Türk bayrağı var mıydı? Yoktu. HDP'nin bayrağı vardı. Buraya da geliyor Türk bayrağını. Ya onu biz 58 yaşında, 57 yaşında bunları biz yemeyiz gayri. Biz neleri gördük, neleri gördük kardeşim. Neler gördük? İnanmıyoruz. Kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun hiçbir lafına inanmıyorum. O gitsin. Kimi kandırabiliyorsa, vatandaşa kanmıyor. Vatandaş ayrı, kültürlü. Gençlerimiz iyiler. Ama görmedi gençler eskileri. Görmediler kardeşim. Helalleşmek nedir efendim? Helalleşmek birbirlerine hakkı geçince, görmeden önce helallaşalım demek yani. İderse eder, etmezse muhaşere kalır. Kul hakkı yeniliyorsa? Kul hakkı ebedi af olmaz, kul hakkı olmaz. Peki. CHP lideri Kılıçdaroğlu dedi ki geçmişte biz hatalar yaptık, helalleşmek istiyoruz. Falan yapmayacaktı. Hata helalleşilmez. Helalleşmek birbirinin hakkına geçenlerden rıza almak demektir. Allah hepimize razı olsun diyelim. Peki CHP lideri Kılıçdaroğlu da geçen bir açıklama yapmıştı. Biz geçmişte hatalar yaptık dedi. Helalleşmek istiyoruz. Vallahi önce onun kendisine bir sormak lazım. Neye göre helalleşmek istiyor? Önce bir bedellerini ödesin, ondan sonra. Teşekkür ediyoruz. Neler yapıldı ki helalleşiliyor şimdi? Geçmişe bakmak lazım. Hatırladığınız kadarıyla. Geçmişe bakmak lazım, öyle diyelim. Bu yeterli olur herhalde. Peki. Sağ olun. Helalleşme nedir efendim sizce? Helalleşme insanların birbirlerinden alıp verdiği, mesela örnek veriyorum, para aldın, pul aldın veya hakkına girdin. O aldığın hakkını o kişiden helallik alman lazım. Kurban olduğum Allah ne diyor? Helallik almadan benim kapıma çalma diyor. Onun için İnsanlar helalleşmek zorunda. Helalleşmeden gittiğin zaman öbür tarafta insanlar o hakkını senden alır. Almadan evvel, ölmeden önce helalleşmek lazım. Para olur, pul olur, bu mal olur, mülk olur, ne olursa olsun. Helalleşmemiz gerekiyor ki öbür tarafa temiz gidebilelim. Ama helalimize haram katarsak o zaman bu tarafta çoluğumuza çocuğumuza da haram yedirmiş oluruz. Onun da vebalini öbür tarafta bizden Cenab-ı Allah sorar yani. CHP lideri Kılıçdaroğlu dedi ki geçmişte biz hatalar yaptık, helalleşmek istiyoruz. Evet, istemesi lazım. Helallik her türlü CHP'li Kılıçdaroğlu'nun da olsun. Efendime söyleyeyim, kim olursa olsun eğer hatalar yaptıysa o kişileri özellikle birebir bulup helallik almak zorundalar. Helallik almayan insanlar öbür tarafa bıraktığı zaman işi, zaten kurban olduğum Allah diyor ki bana kul hakkıyla gelme diyor. Ne oluyor o zaman? Biz kul hakkıyla gitmiş oluyoruz. Kul hakkıyla gittiğimiz zaman da tabii ki oradaki alacaklı kişi bizim sevaplarımızdan alacak. Onun için Kılıçdaroğlu'nun da her kimlerden helallik alması gerekiyorsa alması zorunlu bence. Kimlerden almalı efendim? Geçmiş döneme bakacak olursa. Örnek vereyim. Kimlerden almalı? Başörtü olaylarına mesela engel koymaya çalıştı zamanında. CHP olarak veya şey olarak.
İslam'ın yönünden olan yerlere bir takım şeylere işte askeriye olur, bu kapalı kamu kurumları olur girmesine mesela mecliste CHP'liler olarak el kaldırmalarıydı bence. Kaldırmadılar. Ne oldu sonra? AKP geldi bu olayı çözdü. Ne oldu şimdi? Başörtülük olarak girdi veya başörtüsü girdi. Bir sıkıntı var mı? Yok. Onun için insanları biraz özgürleştireceksin ama özgürleştirmenin de kanunlarla yönünü çizeceksin. Çizdikten sonra bu insanlara CHP olarak sadece özgürlük, milliyetçilik, Atatürkçülük değil. İnsanlara aş vereceksin, eş vereceksin, ev vereceksin. Her türlü şeyde siyasi parti olarak bir takım şeylere elini taşların altına atman gerekiyor. Atmazsan sadece bu söylediklerin sözde kalırsa bunun hiçbir kimseye bir ihtiyacı olmaz. Ben şimdi söylüyorum size şunu vereceğim, bunu vereceğim, vaat ediyorum ama ortada hiçbir şey yok. İnsanlara iş lazım, eş lazım, araba lazım, şu var lazım, ulaşım lazım, yatırım lazım. Bunları yapmazsan eğer sadece vaatte kalırsa insanları kandıramaz kimse. Siz samimi buluyor musunuz o açıklamayı? Çünkü bazı vatandaşlarla konuştuk az önce, samimi bulmayanlar var. Ben de samimi bulmuyorum. Şu anda seçimlere gidiyor. Seçimlerden dolayı biraz daha oy toplayabilir miyiz'in peşine düşüyor insanlar. Bu da bence yanlış bir durum. Sadece insanlar zaten kimse kimseyi kandırmaz belli bir yaşa geldikten sonra. Şöyle bir tabir vardır. Eskiden atalarımız der ki bir insan yedisinde neyse 70'sinde de odur, değişmez derler. Kafa ve zihniyetini insanların değiştirmesi lazım. Bunun okumakla veya şeyle alakası yok. İstediğin kadar kitap oku, istediğin kadar kendini yönet. Faydalı ve ilim, faydasız bir ilimden bize bir zarar geliyorsa faydası olmayan ilim mesela atıyorum. Ben değişik bir Türkiye Cumhuriyeti'ne olsun insanlara faydası olmayan bir ilimle ilgileniyorum. Ama bunun kimseye bir faydası yok. Ben bilsem ne olacak ki? Hiçbir faydası yok. Veya ilimlerden derken şöyle anlatayım. Topluma bir şeyler fayda verecek bir şeyleri adım atıyorsan, taşın altına elini atıyorsan bu Kılıçdaroğlu olur, AKP'den Sayın Cumhurbaşkanımız olur, kim olursa olsun faydalı veriyorsa bu senin amel defterine de yazılır. Derler ki Allah razı olsun bu insandan diyebileceksin yani. Bunu hiçbir zaman CHP'liymiş, AKP'liymiş, saçı kapalıymış, saçı başı değil. Gerçekten var mı yoksa orada sadece maaş için mi oturuyor? Mesele buradadır. Oturduğun koltuğu da bir insan dolduracak. Çevresine ışık saçacak. Bir şeyler yapacak. Eğer yapamıyorsa zaten yaşın gelmiş 70, 65, 70 bir şey saçamıyorsan, bir şeyler veremiyorsan o koltuğu da bence terk etmen lazım. Geri gelen gençlere yer açmamız gerekiyor. Efendim Söz Milleti'nde bugün vatandaşlarımıza helalleşmek nedir diye sorduk. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı biliyorsunuz. Helalleşmek istiyoruz diye. Samimi bulanlar da oldu, samimi bulmayan vatandaşlar da oldu. Hepsini de olduğu gibi ekrana yansıtmaya çalıştık. Bir başka Söz Milleti'nde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın efendim.